Sen il temsilcim, kamusuna bağlı sendikalarımızın başkan, yönetici ve il temsilcileri, Türk Hava Başkanım, çok kıymetli temsilcilerimiz, saygıdeğer üyelerimiz, basınımızın güzide temsilcileri. Bugün burada milli ve manevi değerlerimizi yozlaştırmak, ülkemizin ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyenlerin açılım safsatasıyla başlattıkları süreç, demokrasi eğitimini önüne açan, öğrenci andımızı kaldıranları... ...mensupları büyük Türk milleti. Demokrasi ve özgürlükle uzaktan yakından ilgisi olmayan 76 milyon vatandaşımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak yerine terör örgütünün taleplerini hayata geçirmeyi amaçlayan şüpheli bir paketle karşı karşıyayız. Bugün burada bir kez daha tarihe not düşmek adına toplanmış bulunuyoruz. Yıllardır yürütülen kampanyalarla bizleri bir arada tutan tarihin ve kutsal kavramlarımızın içini boşaltmak, inanç değerlerimizi yıpratmak, milli ve manevi değerlerimiz yozlaştırılmak istenmekte, milletimizin ve devletimizin geleceği üzerinde kirli bir oyun oynanmaktadır. Bu oyunun son sahnesi ise demokratikleşme paketi adı altında Türk milletine dayatılan baldıran zehri olmuştu. Bu paketle 30 yıl boyunca ülkemizi bir kan gölüne çeviren eli kanlı bebek katillerinin ana dilde eğitim talebi özel okullarda hayat bulmakta, bölücülerin çok dilli toplum hayali hükümet eliyle gerçekleştirilmektedir. Bununla ana dilde eğitim terör örgütünün müktesebatına geçirilmekte, milletimizin arasındaki iletişim koparılmak istenilmektedir. Alfabemizde olmayan harflerin kullanılmaya başlanmasının ve isteyen herkesin her dilde eğitim yapabilmesinin ardından gidilen yol çok dilli, çok milletli, çok başlı, bölünmüş bir Türkiye'ye çıkmaktadır. Bu yol dilde ayrışma, işte ayrışma, fikirde ayrışma ve nihayetinde hedefte ayrışma yoludur. PKK'ya kandığınız terör biter. Türk coğrafyasında yaşayan tüm vatandaşlarımızı bir arada tutan ve ortak bir amaç etrafında kenetlenmemizi sağlayan üst kimliğimiz Türklük yok edilmek istenilmekte. Bu doğrultuda her sabah okullarda okutulan öğrenci andı kaldırılmakta. Cevap. Ne mutlu Türk'üm diyenler susturulmaktadır. Bu paketle bölücü klavyelere özgürlük, birleştirici dillere pranga vurulmaktadır. Duvar. Türk'ümle başlayan, doğruyumla devam eden bir andın kaldırılması ancak Türk olmayan ve doğru olmayan insanları memnun etmek için atılmış bir adım olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çocuklarımızın Türk'üm demesi, doğruyum demesi, çalışkanım demesi kimleri neden rahatsız etmektedir? Bundan ancak Türklük şuurundan uzak, Türklerle tarihi bir hesaplaşma peşinde koşanlar rahatsız olur. Biz bunların kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu şüpheli paketten çıkan bir başka tuzak ise siyasi partilere üye olma yasağının kaldırılması konusunda yaşanmaktadır. Başbakan, siyasi partiler kanunundaki siyasi partilere üye olma yasağının kaldırılması, siyasi partilere üye olmayı yasaklayan bütün maddelerin kaldırılacağını beyan etmiştir. Hali hazırda terör eyleminden dolayı mahkum olanların siyasi partilere olması yasaktır. Bu yasağın kalkması siyasi partilere eş başkanlık sisteminin getirilmesiyle birlikte değerlendirildiğinde bebek katilinin bir partiye eş başkan olarak siyasete atılmasının önünü açacak bir uygulama olacaktır. Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma. Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma. Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma. Değerli basın mensupları, demokratikleşme paketi adı altında aslında Pandora'nın kutusu. Bu paket
Türklüğün ve Türk milletinin geleceğine döşenen mayınlarla doludur. Bu paketle tüm milletimizin yasağın kaldırılması yönünde hem fikir olduğu ve hemen uygulamaya geçilmesi mümkün olan kadınlarımızın inançlarının bir gereği olarak örtündüğü başörtü konusu PKK'nın kirli talepleriyle aynı potada değerlendirilerek siyasi emellere alet edilmekte, kirli taleplerin üzeri örtülmektedir. Bu paketle terör örgütünün talepleri 76 milyon vatandaşımızın ortak taleplerine tercih edilmektedir. Bebek katilleriyle yapılan pazarlıklarda verilen sözler tüm milletimizin adım atmış, adeta terör örgütüne teslim olmuştur. Bir süredir milli kimliğimizin, birlik ve beraberliğimizin bütün unsurları teker teker imha edilmekte, bizi biz yapan değerlerimiz dejenerasyona uğratılarak tarihe gömülmek istenmektedir. Aziz Türk milleti tarih boyunca yaşamadığı bir zillete maruz bırakılmakta, esaret dönemlerinde bile görülmemiş bir kültürel soykırıma tabi tutulmaktadır. Demokrasi kisvesi altında, demokrasi katledilmekte, milletimizin sinesine yerleştirilen ayrışma, bölünme ve kopma virüsü alabildiğine besletip büyütülmektedir. Yıllardır gizliden gizliye yürütülen Türk milletini tarihinden koparma ve milli kimliğini unutturma politikası bu paketle gün yüzüne çıkmış, kapalı kapılar ardında terör örgütüne verilen kirli sözlerin büyük bir kısmı bu paketle hayat bulmuştur. Asli görev edilmişler. Bu anlayış adım adım, yavaş yavaş, sindire sindire ülkemizi bölünme uçurumuna doğru sürüklemektedir. Çağrımız Türklüğe ve Türk milletinedir. Türk kimliğine ve birliğine karşı girişilen saldırıların süslü paketlerle pazarlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Dışı süslü paketin içinden Türk düşmanlarının cerahatli fikirlerinin, hain tuzaklarının pis kokuları gelmektedir. Bu millet böylesine cüretkar bir saldırıyla en son 1. Dünya Savaşı sonrasında karşı karşıya gelmiş ve verdiği muhteşem mücadeleyle Türkiye kefen biçenleri geldikleri gibi göndermiştir. Hain planlarla, türlü tuzaklarla Türklüğe saldıranlar PKK taleplerinin icracıları iyi bilsinler ki Türk milleti kendisine yapılan hiçbir ihaneti karşılıksız bırakmayacaktır. Türkiye Türk, Türk, Türk kalacak! Türkiye Türk, Türk, Türk kalacak! Türkiye Türk, Türk, Türk kalacak! Zafer adım daha yaklaştığını düşünen alçaklar ve bunların işbirlikçileri işin Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmakta fayda görüyoruz. Toroslara çıkın bir bakın. Nerede kara bir yörük çadırı görürseniz, dumanı da tütüyorsa, dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez. Bu coğrafyadan Türk adını silmeye hedefleyenlere karşı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprakların Türk yurdu olduğunu bir kez daha ilan ediyor ve diyoruz ki üste mavi gök çökmedikçe, altta Yavuz yer delinmedikçe Türk'ün ilini ve töresini kimse bozamayacak. Yeryüzünde bir tek Türk kalsa dahi bu vatandan Türk mührünü kimse silemeyecektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. 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 Mevla Beker arkadaşımız bize andımızı hep birlikte okutturacak. Yardımı, milletini, özümden, özümden,
Ağzına sağlık. Arkadaşlar, toplantımıza teşvik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Var olun, sağ olun. Kaldıranlar var.